Allahu ekber, Allahu ekber. Allah kabul etsin. Evet, herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Boyka ve Eva'yla iftar yapacağız. Yani sabahtan beri açlar, ben evde değildim, veremedim. Ya yani ilk öğünlerini veremedim. Bugün tek öğün olarak geçecek. Yani oruç tutmuş gibi bir şey oldular. İftar saatine yaklaşıyoruz şu anda. Ben de daha yemedim. Biz de orucumuzu açacağız. Aynı şekilde Eva ve Boyka da açacak. Yani açmış olacak. Açmış sayılacak. Birazdan yemeklerini pişireceğiz. Boyka'ya bir ödül öğünü gibi bir şey yapacağım. Yani birazdan mutfağa geçeceğiz. Onu pişireceğiz. Onu verirken size göstereceğim. İkisi de şu an aç. İkisi de sabah öğününü yemedi. Evde değilim. İşlerim vardı söylediğim gibi. Ben de aynı şekilde oruçluyum. Hep birlikte orucumuzu açmış olacağız. Birazdan hazırlayacağım öğünü Boyko çok seviyor. Aynı şekilde Eva da, arada Eva'ya da veriyoruz. O da çok seviyor. Göreceğiz hep birlikte nasıl hazırlıyorum. Ondan sonra seviyorlar mı, beğeniyorlar mı? Hadi videoya geçelim. Evet, acıkmışlar. Tabii açlıkla alakası yok, o ot yemesinin başka bir sebebi vardı illaki. Zaten aşı zamanımız da geldi. Yarın aşıya gideceğiz Eva'yla. Veterinere sorarız ona. Bu şekilde kiloları gayet sağlıklı. Gayet ideal şu anda. Bu şekilde bazen böyle ödül öğünleri vermeyi atlamayın. Köpekleriniz de hoşuna gider. Yani sürekli mamayla beslenmek asla sağlıklı değil. Bu şekilde değişik şeyler de verebilirsiniz. Yani evet, bu kadar kaynaması yeterli şu an. Kapatıyorum altını. Tavuklara ayıracağım. Sonra mama kaplarına dökeceğiz. Evet, bu şekilde çok güzel oldu. Ben de oruçluyum, benim bile canım çekti. İlk önce Boyka ve Eva orucunu açacak, iftarını yapacak. Ondan sonra ben yapacağım. Bu şekilde. Tavuk ve makarna. Tam böyle çorba yapmak için zaten o çorba tavuklar. Ve makarnayla da karıştırıyorum. Bu şekilde tadı birbirine geçiyor. Şu an çok güzel kokuyor. Evet, mama kaplarına dolduralım bunları şimdi. Evet, bu şekilde ayırıyoruz tavukları. Eşit bir şekilde paylaştıracağız sonradan. Önce makarnaları dökeceğiz. Bu şekilde ayırıyoruz. Böyle tavuklar pişti. Şöyle gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Benim bile canım çekti. Şöyle gördüğünüz üzere içinde tavuk boyunları var. Bunlar gayet sağlıklı. Yani bunları çiğ halde de verebilirsiniz. Gayet sever köpekler. Boyka da Eva da aynı şekilde çok seviyor. Çiğ halde de veriyorum bazen bunları ama bazen de böyle pişiriyorum. Tamam, döktü. Suyunu da dökelim. Suyunu ona dök. Arkadaşlar, Boyka'ya şöyle mama kabı dayanmıyor gördüğünüz gibi. Yani iki tane mama kabı parçaladı bu şekilde. En sonunda böyle bir tencere koydum. Bunu da yamulttu. Yani elinde olsa bunu da parçalayacak. Suyunu buna doldurduk. Şimdi makarnaları buna koyacağız. Ondan sonra sularını birbirine eşit bir şekilde paylaştıracağız.
Öpüyorum. Şekilde karıştırdık böyle. Tavuklarımız da burada. Bu tavukları da birazdan eş bir şekilde paylaştıracağız. Evet, gerçekten çok besleyici oldu bu şekilde. Gördüğünüz gibi içinde tavuk suyu var. Tavuk çorbalık ve suyu. Burada da tavuklar duruyor. Bunları da katınca gayet protein bakımından çok yüksek bir öğün olacak. Ve lor peyniri, zaten lor peyniri başlı başına bir protein. Sporcuların özenle tükettiği bir şey. Besin değerlerini göstereyim yakından. Yumurtalar kaçtı. Birazdan kıracağız onları da. Şu an arkadan Boyka'nın sesleri geliyor. Çok acıktılar onlar da. Birazdan vereceğiz. Getir artık yemeğimi diye bağırıyor. Şimdi yeterince soğudu. Yani tavukları alacağız. Evet, eşit bir şekilde paylaştıralım. Özellikle tavuk boyunları Eva'ya ver. Eva'nın beslenmesine daha çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Yok, eldiven yok. Koy eline, bir şey olmaz. Her hafta bu şekilde uğraştığımızdan eldiven de bitti. Tavuk boyunlarının hepsini Eva'ya verdik. Diğerlerini de Boyka'ya ver. İçinde gördüğünüz gibi ciğer de var bunların, şu tavuk çorbalarının içinde. Çok besleyiciler. Tavsiye ederim. Fiyatı 3,5 lira gibi bir şey olması gerekiyor. 1 kilosu. Anladık. Tamam, şimdi lor peynirimizi koyacağız. Boyka bunları gayet seviyor. Aynı şekilde Eva da çok seviyor. Yani tatlandırıyor yemeğini. Arkadaşlar aslında bu lor peyniri tuzlu. Yani sürekli vermek zararlı. Biz sadece böyle haftada bir öğün böyle bu şekilde veriyoruz. Yani tuzlu olduğu için normalde her zaman verilmez. Aklınızda bulunsun bu da. Şimdi yumurtaları kıracağız. İkisine de birer tane yumurta kıracağız. Bazen de yumurtayı haşlayıp veriyoruz. O şekilde, ama şu an soymaya uğraşmak istemediğimizden dolayı bu şekilde veriyoruz. Biz de oruçluyuz. Yani biz de yorulduk. O yüzden uğraşmak istemedik. Yani bu şekilde verseniz de sürekli olmadığı sürece, yani her zaman bu şekilde vermeyin tabii ki. Çünkü çiğ yumurta paraziti arttırır. Haftada bir defa verirseniz böyle bu şekilde sorun çıkmaz. Evet, gördüğünüz gibi öğünlerimiz hazır. Yani çok güzeller, çok lezzetli gözüküyorlar. Benim de canım çekti. Yani bu kadar önce davranıp bunları yiyebilirim. Şimdi biraz da elma sirkesi dökeceğiz ikisine de azar azar. Yani bu parazitleri biraz engelliyor ve biraz da tat katıyor, ama tat katmasından öte tabii ki de vücuda sağlıklı, tüylere sağlıklı vesaire. O yüzden kullanıyoruz elma sirkesini. Size de tavsiye ediyorum. Yani internetten de araştırırsanız köpeklere veriliyor. Hem de iç parazitin dökmesine yardımcı oluyor. Evet, şimdi öğünleriniz geliyor. Acıktın mı? Ha, acıktın mı? Arkadaşlar bu arada şu şekilde video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Boyka çok sağlam yemek yiyor. Evet, gerçekten çok yemek yiyor. Yani yemek hastası. İlk defa bu şekilde yemek yiyen bir köpek görüyorum. Başka köpeklerle yemek kapışmaları, böyle yemek karşılaştırmaları yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yani Boyka'ya ben gerçekten iddialıyım Boyka konusunda. Gerçekten çok sağlam yemek yiyor. Yani ben böyle gerçekten bir köpek görmedim. İsterseniz Kangal'la karşılaştırırım yemek konusunda. Yani bir yarışma yaparız. Yani gerçekten çok sağlam yiyor. Birazdan da göreceksiniz. Bir tam tavuğu direkt yuttuğunu gördüm yani. Saniyeler içinde yutabiliyor. Eva da onun peşinden geliyor. Ama Eva tabii o kadar... Şşş, sus. Bir şey söylüyorum burada. Tamam, bir şey konuşurum. Susar mısın? Sus. Evet, şimdi yemeklerini getirelim. Vereyim. Evet, Boyka şu anda komut bekliyor yemek için. Ağzının suyu akıyor gördüğünüz gibi.
Evet, şöyle bu şekilde öyle. Yani çok sevincinden eminim. Hayır, hayır. Şş, ye dedim mi ben sana? Evet, şu anda çok canı çekti. Ağzım suları akıyor. Yerine zor duruyor gördüğünüz gibi. Boyka bekle. Daha ezan okumadı. Daha ezan. Evet, Boyka sabırsızlanıyor. Ama beklemesi lazım. Daha ezan okumadı. Biraz sabret, biraz sabret. Evet, ezan sesini alalım. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah kabul etsin. Ye. Evet, gördüğünüz gibi tavuğu yuttu direkt. Arkadaşlar, Ramazan özel böyle bir video çekmek istedik. Sizin de hoşunuza gittiyse bu videoyu seri olarak devam ettirebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi yutuyor. Yani yemek konusunda gerçekten iddialıyız demiştim. Şimdi daha Eva'ya hala vermedik. Eva da birazdan yiyecek. İlk önce Boyka orucunu açtı. Tabii Eva tekne orucu tutuyor küçük olduğu için. Sen de acıktın mı? Arkadaşlar bir maşallah eksik etmeyin. Eva da büyüyor. Sürekli çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Görüyorum ama kimse maşallah demiyor. Sizden bir maşallahı bekliyoruz. Bir maşallah esirgeyin. Hadi şimdi Eva'ya verelim yemeğini. Eva'nınkini de ver. Eva'nınki de burada. Şşş. Hayır. 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 Hayır Eva. Hayır. Şşş. Ezan okudu, yesin yesin ye. Aldı kaçtı. Evet, Eva da tavuğu çok seviyor. Yani tavuğu sevmeyen köpek görmedim ben. Çünkü böyle et tarzı şeylere daha çok seviyorlar. Evet, Boyka da bitirdi. Ne diyeyim, Allah kabul etsin. Eva da alıyor alıyor kaçıyor buradan. Burada yemiyor, uzaklaşıyor. Boyka zaten bitirdi. Arkadaşlar işin şakası tabii ki de, videoyu ciddiye almayın. Oruç tutmadığı halinden belli, görüyorsunuz Boyka kilolu. Yani kilosu gayet ideal. Yani eğlencesine böyle bir video çektik. Sizin de hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolar gelecek. Yaza başladık. Bu yaz çok güzel videolar çekmeyi planlıyoruz. Çok güzel video planlarımız var. Eva daha yavaş yiyor tabii ki. Boyka bitirdi. Ay ya. Baksana. Yerli bulu. Boyka. Eva da yavaş yavaş yemeye çalışıyor işte. Tavukları bitirdi. Şimdi makarnayı bıraktı. Boyka'yı yaklaştırmıyor. Boyka ye. Gel. Ye. Ye. Boyka gel. Ye. Ye. Bakın Eva nasıl tepki verecek. Boyka ye. Ye. Yol. Ye. Ye. Eva'dan korkuyor galiba. Eva çünkü yaklaştırmıyor. Fırlıyor ona direkt. Babası olsa da fark etmez. Eva reisi biliyorsunuz geçen videodan zaten. Kangala kafa kafaya geldi. Kafa tuttu. Hiçbir zaman geri vites yok. Maşallah. Sizden de bir maşallah esirgememizi istiyorum. Evet arkadaşlar, iki köpek de orucunu açtı. Şimdi biz de orucumuzu açacağız. İftar saatine yaklaştık. İftardan sonra tekrardan birlikteyiz. Geziye çıkacağız köpeklerle, biraz yürüyeceğiz. O zaman tekrardan videoyu başlatacağım. Evet, şimdi iftardan sonra akşam gezimize çıktık. Eva ve Boyka ile geziyoruz. Bir yarım saat, bir saat kadar böyle dolaşacağız. Ondan sonra artık eve gideceğiz. Evet arkadaşlar, Ramazan ayındayız. Bu yüzden böyle bir video çekmek istedik. Beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımızı hala takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Evet, bu videoluk bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.